Ödül deyince aklımıza ne gelir? Ya Oscar ya da Nobel. Biri sanatı, diğeri bilimi konuşmamızı sağlar. Ve fark ettiyseniz ikisi de birer insan ismi. Fakat Oscar'ın kim olduğunu kimse bilmiyor. Yani sembolik bir isim. Nobel ise gerçek bir insan. Bilim ve edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri 120 yıldır bu isimle dağıtılıyor. Albert Einstein ya da Marie Curie gibi kişilere Nobel ödülü veriliyor. Orhan Pamuk ve Aziz Sancar bu ödülü alınca bizim de göğsümüz kabarıyor. Oysa zamanında bu ödüle ismini veren Nobel hakkında gazetelerde ''Ölüm taciri öldü'' şeklinde haberler çıkmıştı. Peki nasıl oldu da adı ölümle anılan bu kişi artık ödülle anılmaya başlandı? Kim bu Alfred Nobel? Kendisi 1833 doğumlu İsveçli bir kimyager, bir mühendis ve aynı zamanda iş adamı. Sadece kendisi de değil, tüm ailesi öyle. Babası zengin bir fabrikatör. Fakat iki kez iflas etmiş. Alfred Nobel, babasının 1000 kişi çalıştırdığı fabrikasından elde edilen gelirle çok rahat bir hayatı da deneyimlemiş. O fabrika iflas edince kardeşleriyle birlikte sokakta kibrit satmak zorunda kalacak derecede yoksulluğu da yaşamış. Adaletin bu mu dünya? Demiş midir bilmiyorum ama ilk gençlik yıllarında adalet hakkında düşünmeye başlamış. Edebiyata ve özellikle de şiire merak salmış. Vücudu zayıf, çelimsiz ama beyni çok güçlü bir çocukmuş. 5 dil öğrenmiş, kendini geliştirmiş. Sonra da kimyaya merak salmış ve işte onun bu merakı ve ilgisi tüm hayatını değiştirmiş. Sadece kendi hayatını da değil, başka hayatları ve hatta onların ölüm şeklini. Savaşlar insanlık tarihi kadar eski ama ateşli silahlar o kadar değil. İnsanlar bu dünyada sadece son 1000 yılda bazı maddelerin kimyasal bir tepkimeye girerek patlayabileceğini fark etti. Ve patlayıcıların bu 1000 yıllık çok kısa tarihinde iki önemli icat yapıldı. Bunlardan ilki barut ve onu tam olarak kimin yaptığını bilmiyoruz ama Çinlilerden şüpheleniyoruz. Ve ikincisi de dinamit. Ve işte onu icat eden kişi Alfred Nobel. Aslında baruttan sonraki en güçlü patlayıcıyı yani nitrogliserin maddesini ilk kez İtalyan kimyager Sobrero sentezledi. Fakat kendi bulduğu bu maddenin kullanımına yine kendisi şiddetle karşı çıktı. Çünkü nitrogliserin çok öngörülemez bir madde. Değişken ısı ve basınca maruz kalınca patlayıveriyor. Evet, baruttan çok daha güçlü ama biliyorsunuz kontrolsüz güç, güç değildir. İşte Sobrero ile tanışan Alfred Nobel onu kontrol etmenin, daha güvenli hale getirmenin ve ticari olarak kullanabilmenin yollarını aramaya başlıyor. Bunun için varını yoğunu harcıyor, günde 18 saat çalışıyor. Deneme üstüne denemeler yapıyor. Hatta bu denemelerden birinde meydana gelen patlamada kendi kardeşi de dahil 5 kişi hayatını kaybediyor, kendisi de ağır yaralanıyor. Ama o vazgeçmek yerine onu daha güvenli hale getirmenin bir yolunu buluyor. Dinamit. Hemen patentini alıyor ve bir gecede çok ünlü ve çok zengin oluyor. Evet, ünlü ve zengin bir mucit var karşımızda. Adeta 19. yüzyılın Tony Stark'ı. Tıpkı bu hayali süper kahraman gibi Alfred Nobel'de yeni icatlar yapmaya, yeni patlayıcılar bulmaya devam ediyor. Dinamitin yanı sıra 355 farklı patente imza atıyor. İsveç'in dünyaca ünlü savunma sanayi şirketi Bofors'u satın alıyor. Bofors 350 yılı aşkın bir süredir demir endüstrisi ve top yapımıyla ilgili bir şirket. Yani bir demirden zırh yapmadığı kalmış Alfred Nobel'in. Onu da yapsa resmen Iron Man olabilirmiş. Onun bu dillere destan zenginliğiyle ilgili pek çok hikaye anlatılır ama bence en ilgi çekicisi hizmetçisiyle arasında geçen şu hikaye. Yanında çalışan hizmetçisi evlenmeye karar verince Alfred Nobel de ona düğün hediyesi olarak ne vereyim sana ne alayım diye sormuş. Hizmetçisi de ya çok fazla bir şey istemem sizin bir günlük kazancınızı aşmayacak herhangi bir şey olabilir diye cevap vermiş. Ertesi gün düğünde patron Alfred Nobel takı merasiminde hizmetçisine ne takmış dersiniz? 100 bin dolarlık bir çek. Dikkat edin 1870'li yılların 100 bin dolarından söz ediyoruz. İşte onun bu servetinin kaynağı sadece yaptığı icatlar ve imza attığı patentler değil, aynı zamanda bunları hayata geçirerek üretmesi. Yani kendisinde hem teori var hem pratik.
20 ülkede 92 fabrika kurmuş. Ve bu fabrikalarda üretilen patlayıcı maddeler elbette hem savaşlarda kullanılmış hem de altyapı çalışmalarında, demir yollarının yapımında ya da maden açmakta. Yani onun yaptıkları savaşa da yaramış, barışa da. Duruma neresinden baktığınıza göre değişir. Bazıları, mesela Fransızlar onun bu yaptıklarına savaş sonuçları açısından bakmayı tercih etmiş. Alfred Nobel 1888 yılında bir gün Paris'te bir gazeteyi açınca gördükleri karşısında şok olmuş. Çünkü bu manşette Le marchand de la mort est mort yazıyormuş. Bu mortlardan anlamışsınızdır herhalde. Mort oldu, yani öldü. Gazete kendi ölüm haberini vermek için bu manşeti atmış. Ölüm taciri öldü demek. Böyle bir haberle ben karşılaşsaydım ne düşünürdüm? Ben öldüysem niye haberim yok? Ölmediysem kim öldü? Hayatımı patlayıcıları kontrol etmek, onları daha güvenli hale getirmek için harcamışım. Arkamdan ölüm taciri mi diyecekler? Gazetecilikte clickbait habercilik olayı ta 1888'de bile varmış. Alfred Nobel o gazete haberini okuyunca bunlardan sadece bir tanesini düşünmüş. İki numaralı seçeneği. Çünkü aslında ölen kişi kardeşiymiş. Fakat gazete habere sanki o ölmüş gibi başlık atmış. Ama işte görünüşte bu tatsız olay Alfred Nobel'in ölmeden önce kendi ölümünü düşünmesine yol açmış. Öldükten sonra insanlar beni nasıl hatırlayacak diye düşünmeye başlamış. Ve bu şekilde düşünerek belki de hayatının en son ve en büyük icadını yapmış. Hemen vasiyetini değiştirmiş ve servetinin %94'ünü insanlığa fayda sağlayan kişilere bırakmaya karar vermiş. Ama sadece kendi yaşadığı dönemde değil, kendisinden sonra gelecek tüm insanlara. Ve işte Nobel ödülleri bu şekilde ortaya çıkmış. Alfred Nobel vasiyetinde her yıl dağıtılmak üzere 5 kategori belirlemiş. Fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış ödülleri. Gerek bunların dağıtımı ve gerekse bıraktığı servetin doğru bir şekilde büyütülmesini sağlamak ve doğru kişilere aktarılmasını sağlamak üzere de bir vakıf kurulmuş. Ve Alfred Nobel öldükten sonra 1901 yılında ilk Nobel Fizik ödülünü Wilhelm Röntgen'e vermişler. X ışınlarını bulduğu için, hani biz Röntgen çekiniyoruz ya, işte onu icat eden, bulan kişiye vermişler. Çok isabetli bir karar ve harika bir başlangıç diye düşünebilirsiniz. Ama seçici kurul her zaman bu kadar isabetli kararlar vermiş mi? Biraz tartışmalı. Mesela Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen şu iki isimden sizce hangisi ödül almıştır dersiniz? Adını bile duymadığımız ve edebiyat kritikleri tarafından bile ortalama bir şair olarak kabul edilen ilk isim. Yani koskoca Tolstoy'un bir Nobel'i bile yok. Kötülüğe karşı aktif ve şiddetsiz direnişle adı eşdeğer kabul edilen Gandhi, 5 kez aday gösterilmesine rağmen bir türlü Nobel ödülüne layık görülmemiş ve nihayet 1948'de uğradığı suikastle hayatını kaybedince, herhalde bu kadar önemli bir şahsiyeti gözden kaçırmanın verdiği buruklukla Norveç Nobel Komitesi, yaşayan uygun bir adayı bulamadıkları gerekçesiyle o yıl 1948'de hiç ödül vermemiş. Öldükten sonra verselerdi bari diye düşünüyor olabilirsiniz ama vasiyetin ilginç bazı kuralları var ve bu kurallardan bir tanesi de sadece yaşayanlara verilmesi ödülün. Ve az önce dikkat ederseniz Norveç Nobel Komitesi dedim. Çünkü barış kategorisindeki ödülleri Norveçliler veriyor. Oysa Alfred Nobel İsveçli. Bu ödüller İsveç'te yapılan bir törenle dağıtılıyor. Barış ödülü hariç. Onun seçiminin Norveçliler tarafından yapılmasını istemiş Alfred Nobel. Buna benzeyen bir başka gizemli durum da adayların nasıl seçildiği ve kimler olduğu adayların. Bunlar da çok büyük bir gizlilikle seçiliyor ve 50 yıl boyunca mühürlenmiş bir zarfın içinde saklanıyor. İşte böyle. Tam 120 yıldır Nobel ödülleri adeta dünyadaki aydınlanmanın, entelektüelliğin sembolü haline gelmiş durumda. Her yıl Ekim ayında kazananlar açıklanıyor ve evet, geçtiğimiz hafta 2021 yılı kazananları da açıklandı ve bunlar Aralık ayında yapılan resmi ve gösterişli bir törenle ödüllerine kavuşuyorlar. Verilenler sadece sembolik bir altın madalyadan ibaret değil. Kazananlara ayrıca 1 milyon dolardan daha fazla miktarda maddi bir ödül, bir fon da aktarılıyor ama genellikle kazananlar
bu aldıkları fonu hayır amacıyla, insanlık uğruna, sosyal amaçlarla çalışan çeşitli kuruluşlara bağışlıyorlar. Gördüğünüz gibi bir zamanlar bazılarınca ölüm taciri olarak tanımlanan bir kişinin adı günümüzde son derece prestijli bir ödülün adına dönüştü. Alfred Nobel'in icatları dolaylı olarak bazılarının ölümüne yol açtı ve sıra kendi ölümüne geldiğinde o en büyük icadını bu kez insanlığa en faydalı kişiler için yaptı. Cesaretleri, yaratıcılıkları ve elbette meraklarıyla dünyayı değiştiren bu kişiler de bizlere hem umut hem de ilham vermeye devam ediyor. Belki onun anlattığım bu yaşam hikayesi bizlere de ilham verir ve bir gün bir gazetede ölüm ilanımızla karşılaşmaya gerek kalmadan öldükten sonra nasıl hatırlanmak isteyeceğimizi şimdiden düşünmeye başlarız.